Uzun süren savaşlar, tarih sahnesinden silindiğini düşündükleri bir millet. Oysa birileri var, yok olduğu düşünülen Türk'ün bağımsızlığını dünyaya haykıran. Bir lider var, ya istiklal ya ölüm parolasıyla milletini etrafına toplayan. Ülke üzerinde toplanan kara bulutlara inat, umut yeşerdi Anadolu'nun bağrı Ankara'dan. Çünkü emretmişti Mustafa Kemal meclisin açılışını. Dile kolay. Yoktu masası, lambası, örtecek kiremiti dahi çatısını. Yokluklara inat, karşıladı hepsini vatansever Türk halkı. İşte bu şartlar altında kuruldu 23 Nisan 1920'de yeni Türk Devleti. 23 Nisan'ın ulusal egemenlik bayramı olarak kutlanması bu nedenledir ki. Oysa bizleri biz yapan nice isimsiz kahramanlar vardı. Onlardan bizlere nice öksüz ve yetim kaldı. Bunun farkında olan o dahi kurtarıcı, her ulusal egemenlik bayramına çocuk esirgeme kurumundaki çocukları da çağırdı. Böylece bayram, zamanla 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramına dönüştü. Bizi biz yapanlara saygıyla, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun.